düşün ki malın mülkün elinden gitmiş, iflas etmişsin. Bütün evlatlarını tek tek kaybetmişsin. En yakın akrabaların bile terk edip gitmişler seni. Tek başına kalmışsın. Bir de üstüne sağlığını kaybedip büyük bir hastalığa düçar olmuşsun. Sanki dünyada ne kadar dert varsa anlaşıp seni bulmuşlar. Düşün ki Eyüp aleyhisselam gibi yapayalnız kalmışsın. Kim kurtarabilir seni? Sesini kim duyabilir? Kime yalvaracaksın? Hangi doktor derdine çare olacak? Hangi zengin elinden tutacak? Ellerini açıp da, "Rabbim, bana bir dert isabet etti. Sen merhametlilerin en merhametlisisin." dediğinde, seni tüm dertlerden kurtaracak. Dertlerden kurtarmakla kalmayıp, kaybettiğin ne varsa bir mislini de fazladan verecek. Dertlerin bile boyun eğdiği Rabbin var senin. Aç ellerini, derdini Rabbine söyle. Düşün, büyük bir fırtınanın ortasındasın. Gecenin, okyanusun ve balığın karnının karanlığındasın. Yunus aleyhisselam gibi üç karanlığın da tam ortasındasın. Tam bir imkansızlık imtihanındasın. Hiçbir teknolojinin seni çıkaramayacağı bir derinlikte, belki de hiçbir kulun başına gelemeyecek bir imtihandasın. Kim kurtarabilir seni? Sesini kim duyabilir? Kime yalvaracaksın? Hangi uydu yerini tespit edecek? Hangi telefon sinyali yardımına koşacak? Ellerini açıp da, "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin" dediğinde, seni tüm fırtınalardan kurtarıp, balığın karnından bile sağ selamet karaya çıkaracak Rabbin var senin. Aç ellerini, derdini Rabbine söyle. Okyanusun ortasındaki bir fırtına gibi türlü sıkıntılar seni kuşattığında, tıpkı bir balığın karnındaymış gibi dünyevi dertlerin karanlığına gömüldüğünde, aç ellerini, derdini Rabbine söyle. Düşün, mutlu bir yuva beklerken zalim bir firavunun eline düştün. Saray firavunun, saltanat firavunun, ordu firavunun, sokak firavunun, memleket firavunun. Yapayalnız kaldın Hazreti Asiye gibi. Nereye kaçabilirsin? İmdat çığlığını kim duyabilir? Kim kurtarabilir seni? Hangi kadın sığınma evi derdine çare olacak? Hangi imdat butonu sesini duyuracak? Hangi kadın hakları derneği firavunu protesto edecek? Ellerini açıp da, "Rabbim, bana katında, cennette bir ev yap. Beni firavundan ve onun kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar" dediğinde, seni firavunun sarayından cennetteki evine ulaştıracak Rabbin var senin. Aç ellerini, derdini Rabbine söyle. Düşün, yola çıktıkların yolda bırakmış seni. Bir avuç kalmışsın koca kalabalıkların karşısında ve nehirden bir avuç içenler kalmış sadece yanında. İmtihan kaybedilmiş, takat kalmamış kimsede. Talut gibi kala kalmışsın zalimin karşısında. Homurtular yükseliyor ordundan. "Bizim bu kalabalık düşmanla baş edecek gücümüz yok" diye. Kime sığınacaksın? Kimden isteyeceksin zaferi? Kim yardım edecek sana? Ellerini açıp da, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl ve bu kafir kavme karşı bize yardım et" dediğinde, nice azların,
nice çokları yerle bir edeceğini gösteren yegane güç ve kudret sahibi Cenab-ı Allah var. Aç ellerini, derdini Rabbine söyle. Sen duaya sarıl kardeşim. Duayı sakın ihmal etme. Ve unutma, kime dua kapısı açılmışsa, ona rahmet kapıları açılmış demektir.